Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün çok farklı turşu tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Ben bu turşuyu ilk kez deniyorum. Eğer daha önceden yapanlar, deneyenler varsa yorum kısmına bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, öncelikle arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz. Taze süt lazım. Ben günlük taze süt aldım, kutu sütlerinden. Eğer sizlerin çiftlikten alma imkanınız varsa çiftlikten taze süt alabilirsiniz. Öncelikle sütümüzü kaynatacağız. Taze çiftlik sütü alıyorsanız arkadaşlar yaklaşık 15 dakika sütümüzü kaynatacağız. Eğer benim gibi taze günlük süt aldıysanız ısıtmanız yeterli olacaktır. Kaynatmanıza gerek yok. Evet, biberleri arkadaşlar ben karışık biber kullandım. Sizler acı tatlı tercih edebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ben tatlı biber kullandım ama cinsleri farklıydı. Eğer varsa lor peyniri, eğer yoksa ben normal kalıp beyaz peynir kullandım. Onu ovarak kullandım. Evet, sadece 3 malzemeden oluşan bir turşu arkadaşlar. Sütle kuruluyor ve peynirle. Gördüğünüz gibi biberlerimizi yıkadık ve bu şekilde çok küçük olmayacak şekilde iri iri doğradım. Doğradığım biberlerimi kavanozuma bir miktar koyduktan sonra yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar da ovalamış olduğum peynirden üzerine ekledim. Ve tekrardan biber ekleyip bunu 3-4 kat yaptım arkadaşlar. Biber miktarı ve peynir miktarı siz kullanacağınız kavanoza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kullandığım ölçü arkadaşlar yaklaşık 500 gram kadar biber kullandım. 2 kalıp peynir ve yaklaşık 1 litrede süt kullandım. Dediğim gibi malzeme miktarını sizler kullanacağınız kavanozlara göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İkinci kavanozumu da aynı işlemleri uyguladım. Doğramış olduğum biberlerden bir parça ve daha sonra peynir, tekrar biber, peynir, biber, peynir olarak bu şekilde katlarımı tamamladım. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus arkadaşlar, sütümüz ısısı çok önemli. Sütümüz soğuk olmayacak, çok aşırı derecede sıcak da olmayacak. Yoğurt mayalamadan biraz daha elimiz hafif ısısını hissedeceğimiz bir ısı olması gerekiyor. Çünkü aynen bu turşu kurumunun arkadaşlar yoğurt mayalar gibi mayalama işlemi var. Eğer ölçeceğiniz varsa 45-50 derece arası olması yeterlidir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bastırarak turşularımı hazırlamış oldum. 3 kavanoz turşu yaptım bu şekilde. Bir tane kavanozu ben baharatlı denemek istiyorum. Damak tadına göre baharatlayabilirsiniz. Ama her bir kavanoza arkadaşlar, eğer peyniriniz çok aşırı tuzluysa 1 çay kaşığı kadar tuz yeterlidir. Eğer tuzsuzsa 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave etmeniz yeterli gelecektir. Ben kavanozumun birini baharatlı yaptığımı söylemiştim. Bunun içerisine biraz nane, birkaç tane karabiber, kekik attım. Bu şekilde lezzetlendirdim. İnşallah olduktan sonra da güzel olacak. Dediğim gibi sade de yapabilirsiniz. Diğer iki kavanozu ben sade bıraktım. Bunu da baharatlı yaparak denemek istedim lezzetini. Evet, sütün derecesini arkadaşlar söylemiştim. Eğer dereceniz varsa 45-50 derece olması yeterli gelecektir. Eğer yoksa serçe parmağınızı içerisine daldırın ve hafif ısı hissedin. Sütümüzün biraz sıcak olması mayalanma işleminde gereklidir. Aynen yoğurt mayalama işleminde olduğu gibi. Evet, her bir kavanozuma ısıtıp ılıtmış olduğum sütümü kontrollü bir şekilde üzerine döktüm. Bir bıçak yardımı ile de kenarlarından sütün aşağıya inmesini sağladım. Çünkü bastırarak doldurduğumuz için süt biraz aşağıya yavaş yavaş inecektir. Bıçak yardımı ile de daha kolay bir şekilde sütümüzün aşağı inmesini sağlıyoruz.
Sütü doldurduktan sonra kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz. Vermiş olduğu sıcaklık kavanozumuzu vakumlayacaktır. Diğer kavanozlarımıza da sütümüzü dolduralım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, sizlerden beğen ve yorum yaparak bana destek vermenizi rica ediyorum. Bu tarz paylaşımları ben sizler için hazırlıyorum. Umarım sizler de beni burada yalnız bırakmazsınız. Bu videoların çekimi, montajı, seslendirmesi inanın yapmasından 1000 kat daha zor diyebilirim. Bunun için lütfen emeğime destek verin ve beni yalnız bırakmayın. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve videomuzun yapılışına devam ediyoruz. Eğer bu esnada sütünüz tekrardan soğuduysa tekrar ısıtabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Baktım sütüm birazcık soğudu. Tekrardan ocağın altını açtım. Kısa bir süre, böyle 1 dakika almadan ısıttım tekrardan. Ve ısısı gayet yeterli geldi. Ve arkadaşlar, bu turşuyu ben fırında mayalattım. Aynen yoğurt yaptığım gibi. Sizler dilerseniz fırında yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine örteceklerle kapatıp 5-6 saat mayalamaya bırakabilirsiniz. Ama ben fırında mayalama işlemini çok pratik buluyorum. Sizlere de fırında mayalamayı tavsiye ederim. Evet, turşularımı hazırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üzerine sütünü döktüm ve kapağını kapattım. Ve böyle bir tepsinin içerisine aldım. Fırınımı önceden 2 dakikada ısıttım ve kapattım. O ısı bunları mayalamaya yeterli gelecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Fırını açtım ve ısıttım. Daha sonra elde ettiğim turşularımı fırına koydum ve yaklaşık 4 saat fırında bu şekilde beklettim. Fırını devam çalıştırmıyorum. Sadece ön ısı yapıp kapattım arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu ısı turşularımı mayalamaya yeterli olacaktır. Ve yaklaşık 4 saat içerisinde beklettim. Daha sonra çıkarttım. İnanılmaz. Aynen yoğurt tutmuş gibi turşularım tutmuştu. Burada size göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle içinde süt sallanmıyor. Gördüğünüz gibi. Tamamıyla katılaşmış bir durumda. Yani mayalandı arkadaşlar. Ve bunu 15 gün boyunca fermentasyona bırakacağım. Ben her halükarda bu turşularımı buzdolabına kaldırdım. Vermiş olduğu ısı kavanozlarımı da vakumlamış oldu. Evet, bu bekleme sürecinde arkadaşlar, ben de turşumu merak ediyorum. Takip edeceğim. Ve sizlere sonucunu hikaye kısmında paylaşacağım. Dilerseniz yorum kısmında da bildirirseniz, sonucunu merak ediyorsanız görmeyenler için ayrıca bir video çekerim. Sizlerle tekrar paylaşırım. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bu tarz paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.